Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Vakfe ile ve daha başka meselelerle alakalı bir bölüm. İllem yedhulil muhrim Mekke'te. İhrama giren kişi Mekke'ye girmese, teveccühe ile Arafat'a yönelse, icabında Arafa günü gelmiştir. Mekke'ye girme imkan bulamamıştır. Direkt Arafat'a çıksa, vakafe biha, Arafat'ta vakfe yapsa, sakata anu tavafı kudum. Mekke'ye uğrayamadığı için kudum tavafı ondan düşer. Vela şey aleyhi li terkihi, bunu terk ettiği için yüzüne bir şey gerekmez. Evet, sünnet diyorsunuz. Ve men vakafe, kim vakfe yaparsa, evicteze, yürüyüp giderse, bir Arafat Arafat'tan saate, bir an, bir zaman, bir saat. Ma beyne zeval şemsi minniye marafatı, Arafa gününden zeval, yani öğle vaktinin girmesiyle beraber türül fecri minniye min nahir, bayram gününün fecri saatinin doğmasından evvelki dönem arasında Arafat'ta durursa veya oradan geçerse fakat edreken hacce, hacce yakalamış olur. Çünkü vakfe budur yani. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zevalden sonra vakfe yapmıştır. Ve buyurmuştur ki, men edreke Arafat'ı bir leylin, kad edreken hacca, gecede olsa Arafat'ı yetişen kişi hacca yakalamıştır. Yani akşamleyin güneş batınca Arafat'tan iniliyor ama vakfe yapmak için zaman bulamayanlar o vakitte vakfe yapabiliyorlar. Ta ki gece olup devam edip imsak olmadan evvele kadar imsakta. Sabah namaz vakti girdiği için artık vakfeyi kaçırmış olur. Velev naimen, bu vakfe yapan kişinin uykuda olsa bile, ev muğme muğmen aleyhi veya bayılmış olsa bile, evlem ya'lem enne arafetun, orası Arafat'tır olduğunu bilmese bile, üzerinden helikopterle geçse bile, orada vakfe olmuş oluyor. Ve men fatihu zalike, kim bu Arafat'ta vakfeyi yapamazsa, fakat fatihul haccu, hac onu kaçırmıştır, artık haccı kaçırmıştır. Ve tuğufu artık tavafını gider yapar. Ve yes'a say yapar. Ve tahallelu ihramdan çıkar. Bu artık ne oldu? Bir umre yapmış oldu sanki. Ve yagıdî min kabilin, gelecek sene onu kaza eder. Ve la deme aleyhi, üzerine bir ceza kurbanda yoktur, kaza yaparsın. Şafileri ve Maliki'ye göre halde ceza kullanılır. Velev emre refikahu, yanındaki yol arkadaşlarına emretse, söylese, en yuhrime anhu, evet, en de ivmai, ya ben bayılırım falan, başıma bir hal gelirse bayılırsam, siz benim yerime ihrama girin. Mesela orada sıcaktan bayılanlar oluyor. Yanındaki arkadaşlar onun adına ihrama girerlerse, nikahtan tabi bu olay, ihrama girerken adam bayılmış, onun adına niyet edip namaz kılıp telbiye kurlarsan ihram budur. Elbise değil, elbise ayrı. Feale arkadaşlar da bunu yapsa sahab sayıdır. İhramı olmuş oldu. Ceza aynı şekilde sayıdır. İn feale refiku bila emrin. Yol arkadaşları bu adam kendilerine emretmiş olmasa bile onun adına ihrama girerlerse bu da sayıdır. Çünkü yol arkadaşlığı zaten birbirini korumayı ihtiva eder. Birbirine gözcü olmayı, birbirini idare etmeyi içine alır. Lafın lehuma imamiyen burada emretmesi şartını koşuyorlar. Vel mer'etu fî zeymin zâlke kerrezül. Bu hususlarda kadın aynı erkek gibidir. Ancak illâ enne haşkıda var ki kadın tekşifu vecaha, yüzünü açar. Tanınması için. Fitne olmasın diye yüzünü açar. La re'se, başını açmaz. Velev seddellet vece ala veciha, yüzüne doğru sarkıtsa şeyin bir şey ve cafet onu uzak etse, yüzüne dedirmezse cazcaiz yani. Şöyle bir sütre gibi bir şey koyuyorlar. Başın üzerine bir çıkıntı koyuyorlar. Onu aşağı doğru peçeyi saklıyorlar. Yüzüne değmeyecek. Bu şekilde de caizdir. Ancak kocası ile beraber midir değil midir diye fitne olmaması için. Burada bir özel durum var. Ona göre fitneye sebep olmak lazım. O yüzden yüzüne aşağı diyor ya. Yani birisi onu bir erkekle görse, bir laf çıkarsa ne olur? Büyük bir fitne olur. Buna mal vermek için
Yani kadınlar kendilerine birbirlerini saymaması lazım. Vela tecehharu bil telbiyeti. Kadınlar seslerini telbiye ile cehri olarak sesleri okumazlar. Gidin bakın. Kabe'nin etrafında dolaşan kadınların biri başkan oluyor. İşte gelmişler de kucaksız. Orada dua okuyor. Allahümme, Allahümme, Rabbena, Rabbena, atina, atina. Kadınlar böyle okuyorlar. Bu hangi mezhepte bu? Şafii mezhebinde bu var mı? Şafii'ye göre birleşmiş gelmişsin oraya. Köye. Hani bakalım, getir bakalım. Şafii mezhebinde var mı? Yani termülü, remil yapmaz. Yani hem tavaf esnasında üç şartta koşmak vardı. Bunu yapmaz. Ve tes'a benel mileyn. Safa Merve arasındaki iki yeşil bir direk arasında da koşmaz. Bunu da yapıyor fazla. Erkek gibi koşuyor. Ve tahliku saçını tıraş etmez. Bel tukassiru ucundan biraz kısaltır. Telbüsül mukayyata dikişli elbise giyer kadın. Evet. Ve la takrabul hacerü esvede. Hacer-i Esved'e yanaşmaz. İza kâne indehu ricalun. Hacer-i Esved'in yanında erkekler varsa oraya yanaşmaz. Şimdi git bak. Yaka pırsa üstünü başına açıyor gidiyor ya. Ondan sonra sıkıştırıyor onu oradan. Bağırıp çağırıyor. Sonra ellerini üzerine atıp ata yüzlerce insan 50-50 onu kenara atıyorlar. Lehadat indel ihrami ihtesaret. İhramlandıktan sonra hayızlansa ne yapacak? Gusleder ve etet bicemil menasiki bütün hac vazifelerini Mina'yı yani Müzdelife'yi, Arafat'ı yapar. İllet tavafı, Kabe'de tavafı yapamaz. Çünkü o mescidin içindedir. Mescidin içine giremez. Bayındır gibilere, mezhepsizlere, inkarcılara duyurulur. Fıkhın temel konularından bir tanesi de budur. Kadın ihrama girer. Eğer hayızlanmışsa tavaf hariç diğer vazifelerini yapar. Nebis Aleyhisselam ona Ayşe Validemiz de böyle buyurmuştu. Tavaf namaz gibidir çünkü. En hazat ba'de tavafi ziyareti sakata anaha tavafı sadır. Ziyaret farz tavafı yaptı, sonra hayızlansa dönüş için yapılan bir veda tavafı var, o ondan düşer. Ve la şey aleyhi li terhi. Bunu terk ettiği için de üzerine bir şey gerekmez. Kemal Yaskut'u ammen ekam bir Mekke'de, bu durumda biliyorsunuz Mekke'de olan, Mekke'de kalanlardan sadır tavafı, veda tavafı yoktu. Ve la ba'den nefril evvel. İlk nefir dedi yani taş atmadan iki defa kim Kemal birisi ikinci gün yani kurbandan sonra ikinci gün dönülebiliyor. Bir de üçüncü gün ilk dönüşün nefir evvel deniyor. O ilk dönüşten sonra ikamet ise İndiye bir Yusuf'a İmam Yusuf'a göre böyle olsa bile kenarından tavaf sader düşer. Ve huve indi Muhammed la yaskutu bil ikameti badu. Nefil evvelden sonra ikam etmekle üzerinden düşmez diyor. Ayrılacağı zaman yapması lazım demek diyor. Hemen kallede bedeneten bedenede tıdavu'in evin neziri. Bedene dedi büyük bir hayvanı alamettendiriyorlar, nişanlıyorlar, süslüyorlar. Bu hac için, umre için adanmıştır, çekildi yani, ayarlanmıştır. Bu ne olacak? Mina'dan kesilecek diye. Bunu nişanlayınca evin nezirin ya atak olarak bir hayvan nişanlayınca ve cezaya saygı veya av avlamıştır. Avın karşısında bir ceza var. Onu nişanlayıp gönderince evin nahveye benzeri muta ya kıran hacı için yaptığı bir ayarladığı bir hayvanı nişanlayarak gönderirse ve hayvanın peşinde kendisi de yola koyulursa yüreği dün hacı da yapmak istiyor. Tabi kastı onun odur. Fakat ahreme bu kişi ihrama girmiş oldu. Namaz kılmasa bile, niyet etmese bile hayvanını bu niyette gönderdiği için ve peşine takıldığı için İhrama girmiş oldu. Beynim yülebbe, yülebbi, telbi okumasa bile, telbi okuyacak ama okumasa bile ihrama girmiş oldu. Çünkü hayvan onu ne yapıyor? Hacca bağlıyor. Ve in ba'sed biha, hayvanı gönderse, sümme teveccühe, daha sonra kendisi, belli bir zaman sonra hayvanın peşinden Kabe'ye doğru yönelse, fela, niyet etmeye, ihrama girmiş olmaz. Hatta yelhakaha, ta ki hayvanına mikattan önce kavuşana kadar. Kavuştuğu zaman, o zaman ihrama girmiş oluyor. İlla fi bedenetil mut'ati temettu hayvanında evet, hayvana ulaşmasa bile niyet etmekle beraber hayvana ulaşmasa bile ihrama girmiş olur. Orada
Evet, daha büyük bir incelik var. Demek ki temettüde hayvanın yanına varmadan evvel de nesedebilir. Ve inçellelaha, hayvanın üzerine bir çul atsa, ev eş'araha, hayvanın sırtından bir kalçasından onu bir yaralayıp kan aksa, ev kallete şartın veya bir koyuna bir can alamet taksa, lakin muhrimin onun ihramlı olmuş olmaz. O hayvanlarda bu özellik yok. Vel budunu minel bakarı vel ibil. Bedene dediği inek ve develerden olan hayvanlardır. Evet. Yani bu hayvanları alametlendirmek ne olur? Bunlar artık haremde, Mina'da kesilecek demektir. Bunu gönderen kişi de hacı olacak veya umre yapacak demektir. Dolayısıyla o hayvanın bağlıyor. Ancak burada büyük hayvan, yani inek veya devenin olması gerekiyor. O durumda niyetimize bile ihrama girmiş oluyor. Ancak temettüde uzaktan da niyet edebiliyor. Koyunda bu durum yok. Koyun içinde bu durum yok. Onlar belki de yolda kesip yemek içinde olabilir. Yani başka gayesi olmuş olabilir.